Arkadaşlar hepinize merhaba. Şu an Kuveyt'te Şıveyh'teyiz. Büyük bir yolculuğa başlayacağız. Yanımda Ahmet kardeşim, İrfan abim. Abi nasılsın? Abdullah'ın kardeşim. Sağ olasın abi. Şimdi Abu Dhabi'ye yolculuk. Yemenli arkadaşla birlikte havalimanına gideceğiz. Burası da 2 ay boyunca kaldığımız yurttu. Görüşürüz. Güle güle. Havalimanına geldik. Bugün Yemen sana yolculuk başlıyor aga. Halli velli. Yusuf al-Muklafi from Yemen. İnşallah tuzal bir selam. Şu an Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndayım. Abu Dhabi Havalimanı'ndayım. Burada sigara içme kabini var. Ve giriyorsunuz, kapısını açıp içinde sigaranızı içebiliyorsunuz. Normalde benim transit vizem var. 48 saatlik. 8 saat sonra da yeni uçuşum var. Yine de bir şehri gidip görmek istedim abi. Birkaç saatliğine de olsa. 5 saat sonra tekrar döneceğim. Hatta 3 saat sonra diyeyim. Bakalım bir 2 saat de olsa Abu Dhabi'yi görelim. Burada Abu Dhabi Havalimanı'nda şehir merkezine götüren ücretsiz otobüsler var. Ben ihtiyatla gelmiştim, şimdi ona gideceğim. Dönüşü de var mı onu bilmiyorum işte. Bu gidişi biliyordum da dönüşü bilmiyorum. Bir onu da soracağım çünkü şimdi para da bozdurmadım. Gidip de dönememek var. Parçıyoruz. Evet arkadaşlar, merkeze gitmekten vazgeçtik. Haberiniz olsun. Zaman çok yoktu. Bir de çok uzun sürüyormuş. Bir saat falan hem bekleyecektim hem yol uzundu. Abu Dhabi Havalimanı'nın 3. katı gidişler için. Saat 10'da ama muhtemelen check-in'i açılmıştır. Buradan birçok yere uçuşlar çok daha ucuz. Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi olmasına rağmen Dubai kıyaslanamayacak derecede fark attı. Arkadaşlar bu arada ek bilgi, her nereye gitmek istiyorsanız isteyin. Vize yeri kontrol etmenizi tavsiye ediyorum ve gerçekten çok ucuz. Yani yurt dışının Pegasus'u, Ryanair'i gibi diyebilirim. Kesinlikle ona da bir bakın. Koskoca havalimanı bomboş. Vize yerin olduğu alana bakın. K bölümü vize yeri ait. Bir de buradaki insan topluluğuna bakın. Pasaport kontrolünden de sorunsuz bir şekilde geçtik. Yine ait olmadığımız bir yere geldik. Duty free vergisiz alan olmasına rağmen fiyatlar pahalı. Bu bölüm bize ait. Bu Tom Hanks'in bir filmi vardı. Oradaki gibi bir filmde biz çekeceğiz şimdi abi. Burası bu arada Etihad'a ait. Etihad Airways'in işletmesi de onlarda. Önce bir şu bölümden yatacak yerimizi ayarlayalım. Şu an Umman uçağına doğru gidiyorum. 1,5 saat sonra Umman Muskat'tayız. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an Umman'a giriş yapmış bulunuyoruz. Şu an Umman Havalimanı'ndayım. Kuveyt'te aldığım sim kartla aynı şirket burada da var. Onu deneyeceğim. Muhtemelen o çalışacak. Havalimanı şehir merkezine yakın arkadaşlar. Çok güzel de bir sahil var havalimanına yakın. Birkaç kilometre havalimanından şehir merkezine doğru ufak bir yürüyüş yolculuğu yapacağız. Önce o sahile gideceğim. Sonra sim kart işini çözeceğim. Para bozduracağım. Karnımı doyuracağım. Sonra da ne gele gele aga. Tabii yürümeye başlamadan önce klasik havalimanı otostoplarımızdan birini çekmeye çalışacağız abi şimdi. Bakalım nasibimiz açık mıymış. Neyse müşküle yani. Ana sa'khuz nuqut ummani sa'khuz sim. Neyse müşküle yani. İza ente تسافر إلى أي المكان؟ جاي يعني ما عندك بلان معين؟ نعم نعم عندي بلان أنا سأخبرك. Arkadaşlar havalimanından otostopumuzu çektik. Ummanlı bir abimiz aldı. Ben ismim Kalkarim. Sami. Türkiye. أنا أعتبرها من أفضل الدول المتطورة حديثا يعني خلال 10 سنوات. وصلت لين ما شاء الله اقتصاد سياحة طب. يعني كل مجالات ما شاء الله. هل تذهب إلى تركيا قبل؟ رحت مرة واحدة. مرة واحدة. فيه تخطيط. İnşallah. Sen انتظرك yani. Sen انتظرك. Şimdi birlikte şehir merkezine gidiyoruz. Yola devam. Beni buraya getirdi. Burada para alacağım. One minute. Maze?
هدية. ها الان الهدية لا ترد حتى الان يعني. شكرا. اوكي مع السلامة. والله şu ana kadarki izlenimlerim muazzam abi Umman'la ilgili. Maşallah. Havalimanının girişinde aldı. Şimdi beni bu AVM'ye getirdi. Ummanlılarda yani özellikle Haliç bölgesinde yaşayan Araplarda böyle bir durum var abi. Genelde tüm işlerini AVM'de çözüyorlar. Her şeyi AVM'leri çok seviyorlar. Muhtemelen serin olduğu için olabilir. Çünkü buralar çok sıcak biliyorsunuz. Ve devasa AVM'leri var. Bu ne hediye etti? Oo, 10 numara kokuyor abi. Havalimanında çalışıyor bu arada Sami. 3 gün sonra da köyüne gidecekmiş. Belet diye bir yer. Beni de davet etti. Eğer 3 güne kadar Muskat'ta kalırsak oraya da birlikte gideceğiz. Selamünaleyküm. Bir umman yeri yaklaşık 78 TL ediyor. Daha yeni kuvvetten geldiğim için alışkınım bu tarz durumlara. Kuvvetten arı neredeyse 98-99 lira şu an. Maalesef abi buraları da gezmek istiyorsanız gülü seven dikenine katlanıyor işte. 100 dolar veriyorsunuz. Sadece 30 küsür riyal ya da dinar alıyorsunuz yani. Hatta Kuveyt'te 100 dolara 30 dinar falan veriyorlar yani. Bazı ülkelerde sokakta bozdurmanız lazım. Kara borsada bozdurmanız lazım. Gerçekten ciddi fark ediyor. Bazı yerlerde de bu tarz böyle resmi yerler, kurumsal yerler daha mantıklı oluyor. Ne? Eyvallah bro. Paralar geliyor abi. Bakalım ne kadar verecek. Tırnakçılık yapma kardeş. Hemen bitti görüyoruz mu? 100 dolar veriyorum 38 riyal alıyorum yani. Abi inanılmaz ya. Maalesef. Şükran. Ahi maalesef. İlerli gafiz. 100 doların karşılığı aldığımız para bu. 38 dinar. 300. Artık bunun şeyine ne deniyorsa bilmiyorum. Kuveyt'te fils deniyor da buradakini de öğreneceğiz artık. Bise yazıyor burada. Niye bise? Burada da bise deniyor muhtemelen. Şurası 3000 lira abi. Ama sadece 38 lira. David Beckham'a bak. Buranın da reklam yüzü olmuş. Aga Oredo'yu nereden buldun da geldin burada reklam yüzü oldu. Şimdi sim kart almak için sıra bekliyoruz. Bizim Oredo işi attı. Oredo'yu kullanamıyormuşuz burada. Yani kullanabiliyormuşuz da bir sürü zımbırtısı vardı. Ben de tüm şeyleri gezdim. Yine döndük dolaştık abi Kürtçü dükkanına. Vodafone'a geldik. Şimdi buradan alıyorum. Bak aynı fiyata burada 4 riyal şu an neredeyse 300 lira yapıyor. 4 riyale 5 GB internet veriyorlar. Aynı fiyata Kuveyt'te 300 GB internet alıyorsunuz. İnanılmaz yani bu kadar fark edebileceğini hiç düşünmüyordum. Bir de ikisi de Haliç ülkesi yani dip dibeler. 2 hafta falan buradayız işte mecbur alacağız. İnşallah yeter bir de öyle bir problem var yani. Aga Avenue'dan çıktım. Bir yarım saat 40 dakika falan yürüdüm. Öyle bir yere düştüm ki moralim çok bozuldu. Abi şu mekana bir bakın ya bak. Evler şura. Şurası da deniz. Yani böyle bir şey var mı ya? Bunlar güzel hayatlar aga. Ne ismi bu? Hazel mıntıka? Gıbra. Bahrul Gıbra. Bahrul Gıbra. Aynen. Abi şimdi Umman'da Bahrul Gıbra'dayız. Burada yoldan geçerken arkadaşlarla tanıştık. Kardeşim Ummanlı. Ne ismi bu ya? Arzan. Arzan. Ente? Salahattin. Salahattin. Umar. Umar. Umar Ahyay. Matasam. Eyvallah. Teşerraftu bi ma'rifetikum. İhvan. Şerefliyim. Burada üniversite okuyorlarmış. Böyle de davet ettiler. Biraz oturduk. Umman halu. Maza? Welcome to Oman. Merhaba bekle. Şükran. Şükran cezilen ahi. Şükran cezilen. Arkadaşlar Umman gecelerinde devam ediyoruz. Mesmi Kalkerim. İmad. İmad. İmad abimiz Umman'dan. Aleykümselam. Onunla da yolla karşılaştık. Dedim ben çarşıya gideceğim dedim soğuğa. O da sağ olsun dedi ben götüreyim. Boşuna şey yapma uğraşma. Şimdi de bugün bayağı bir yoğun geçti anlatırım akşam. Şimdi birlikte çarşıya gidiyoruz. Elen ve selen min Türkiye. Şükran cezilen. Ya Türkiye'nin ihne asliqa ve ilaqatna tayyiba ma al atrak min de zaman tawil. Nahnu nuhibbu al atrak kathiran. Şükran. Nahnu aydan. Nahnu aydan. Ve al atrak min indina kathirin ve nahnu asliqa ma al atrak. Şükran cezilen. Nahnu aydan inşallah.
Umman'daki ilk gecemizden hepinize iyi akşamlar aga. Geriye doğru yürüyorum abi. İlk sabah geldiğim yere, orada bir otel var. Uygun fiyatlı bir otel. Orada kalacağız bugün. Arkadaşlar hepinize merhaba. Tekrardan Umman'da ilk gecemizdeyiz. Umman'ın başkenti Muskat'ta Gubra bölgesindeyiz. İbrahim abimle birlikte. Abi nasılsın? Teşekkürler, merhabalar. Eyvallah. Şimdi nereye gidiyoruz abi? Şu anda Kurum mıntıkasına gidiyoruz. Balık hazırlıkları, balık avına çıkıyoruz şu anda. Şimdilik 1-2 lokma atıştırıyoruz. Ondan sonra balık avına gidiyoruz abi. Türk döneri abi. Biraz soğumuş ama sıkıntı değil. Eyvallah. Sağlık olsun, ne yapalım? Abi olsun. Burası da İbrahim abi gidin dükkan. Ankara Famous. Ankara Famous. Çekiz. Bu da bizim çırak, eleman. Vücutlu olsam daha iyi çıkar. Tanıtsana oğlum kendini. Bu da bizim Doğan Usta, günde 6 öğün yemek yer maşallah, sabah kahvaltıda pilav yer. Balık tutmaya gideceğiz. Gece 3'e 4'e kadar orada balığımızı tutacağız. Balığı tuttuktan sonra da yine burada Türk restoranında balığı mangalda yapacağız inşallah, bakalım. İnşallah tutarız abi ha. İnşallah, şansımız. Arkadaşlar şu an Kurum diye bir yere geldik. Şimdi de Ali abi sabah kilosunu 3,5 dinara aldığımız karideslerden yem yapıyor. 4 kiloluk. Beklentimiz büyük mü abi, nedir? Bekle vallahi. Deniz çekmiş falan diyoruz. Sen bizim misafirimizsin. Az önce döner yedik, bakalım birazdan balığı alacak mıyız? Aynen. Bak abi, sen benim adımı yanlış söylüyorsun. Ben de senin adını bilmiyorum. İbrahim değil mi abi senin? Yok, benim adım Kemal. Harbi mi abi? Evet. Kral, ben telefonunda mı gördüm, bir yerde mi gördüm İbrahim yok, diye? Yok, ben bizim küçük Doğan'a İbo diye sesleniyorum ya. Ben herhalde oradan kaptım onu. Herhalde. Abi söyleseydin ya başta, hakkını helal et ya. Yok, olur mu yok? Sen İbo deyince ben hiç bozuntuya da vermedim. Ben Adnan abi ya, Mustafa Adnan. Mustafa Adnan. Yok, ben Adnan olduğunu biliyorum da. İbrahim abiyle ilk gün tanıştık buraya geldiğimde, hemen benim kaldığım otelin şeyinde, yanında, o bugün gösterdiğim berber. İlk akışa attık, bismillah dedik. Hadi bakalım abi, hayırlısı. Ne oluyor abi burada genelde? Ne gibi? Balık olarak. Değişiyor abi, Hint Okyanusu burası. Bu da bizim fosfor. O ne abi? Fosfor abi. Ne için? Şimdi görürsün. Gece parlaması için makineye takacağız bunu. Hepsi bu. Hint Okyanusu. Bu fazla geldi. Sıkıntı yok abi. Çayımız var. Çayımız da var. Ha, çaycımız da var burada. Aynen. Kahve mi istiyorsun? Kuru yemişimiz var. Her şeyimiz var. Şeker de burada abi. Tamam, ben atlıyorum abi şeker. Gel çayını al. Arkadaşlar bunlar da Umman'a gelmeden önce Kuveyt'teki marketten aldığım şeyler. Böyle farklı farklı ufak kuru yemişler. Birkaç tane daha vardı. Bunları da video çekeyim diye almıştım. En azından bu videoya şey olsun, sebep olsun. Al abi. İbrahim abi aldım, tamam. İbrahim abi kim? Şey, Kemal. Bir bardağı 70 TL'ye içiyoruz abi. Allah, bir dinar mı? Bir riyal abi. Oteldeyiz abi biz. Köyde, mahallede veyahut da kasabada değiliz. Sürekli havalimanında yaşıyormuş gibi ya, Umman'da yaşamak. Evet İbrahim abi. Hayırlı olsun abi, saat 2.30'a geliyor. Kemal abi, hakkını ver, tamam. Kemal abi, Kemal. Nedir abi bunun şeyi? Abi vallahi bunun adı yok abi. Bunun adı meçhul. Hint Okyanusu'ndan. Hint Okyanusu'ndan abi. Burası Hint Okyanusu olduğu zaman çeşit çeşit balık çıkıyor abi buralardan. Değil mi? Ne olacağı, ne çıkacağını kestiremiyor. Adını bilmiyoruz. Hani derler ya, babam çıksa denizden yerim. Bizimki de aynı hikaye. Aha! Kral, nasibimiz bir açıldı bir açıldı. Maşallah, tebarek abi, çok büyük. Hadi abi, hadi inşallah. Balık çok büyük abi, maşallah. Tam da canlı canlı yakaladık ha. Harbi mi ya, o kadar tutayım mı reis? Yo 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 yo, bak balığa bak, maşallah, tebarek Allah. Abi
Kaçtı. Kaçtı mı? He valla. Harbi mi? Vallahi kaçtı. Boşaldı mı şu an şey? Vallahi kaçtı. Vallahi gitti. Bak. Lanet olsun. Yapma ya. Şahane bir balık geliyordu. İnan şahane bir balık geliyordu. Nasip ya, daha gelir şu an. Gelecek ya, balık var ya. Biz çok heyecan yaptık ya. He ya. Aynen. Ama iyiydi. Bayağı böyle zor çektik ya. Bayağı çekiyordu abi. Kırıyordu. Bak makineyi kırdı. Aynen. Balığa biraz ara verdik abi. Üşüdün mü? Yok vallahi, ben yeşil çay içelim ya. Teşekkür ederim. Atmıyor abi. Arkadaşlar şu an saat 4.30'dur bakayım. Şu an saat 4.28. Maalesef tutamadık balığı. Bayağı bir uğraştık ettik, bekledik ama denk gelmedi. Bu günler yok diyor Kemal abi. Artık belki bir daha geliriz, belli olmaz. Durum böyle arkadaşlar. Ummandaki balık maceramız başarısızlıkla sonuçlandı. Bu videoyu da atar mıyım atmaz mıyım bilmiyorum. Belki de atmam yani. Yakalayamadık sonuçta. Belki de atarım, belli olmaz. Durum öyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Ne gele gele. Evet arkadaşlar. Balıktan döndük. Şu an Gufra'dayız. Kemal abimle birlikte. Balık sefası bitti. Nasibimiz bu kadarmış bugünlük. Yarın gel oraya. Bir tıraş edeyim seni. Gelirim inşallah. Hadi var mı başka bir? Eyvallah. Bir isteğim, bir şey. Allah'a emanet. Evet arkadaşlar. Şu an Gufra bölgesindeyiz. Saat 5.30. Ülkenin ölü olduğu anları bunlar. Balık maceramız taze bitti. Otele gittim. Kemal abiyle birlikte gittik. 6. kattaydı benimki, hemen şu arkadaki binada. Kapıyı çaldık, zile bastık. Aradım WhatsApp'tan falan filan, hiç bakmadılar, açmadılar. İçeriden de ses geliyordu. Ama bilmiyorum, herhalde yerim yoktu ya da duymamazlıktan mı geldi, duymadı mı? Açmadılar, giremedik otele. Burada başka oteller de var. Ama ben de dedim sadece 5.30 otelde kalana kadar. Şurada bir Elfişavi diye bir kafe vardı. Oraya giderim. Hem kahvaltımı yaparım hem biraz işim var bilgisayarda. Onları hallederim. Oradan sonra da yeni güne dinç bir şekilde olmasa da bir tık başlayabiliriz diye düşündüm. Bu saatlerde dışarıda olanlar genelde Hintliler ve Bangladeşliler. Geri hizmette çalışanlar daha çok yani. Durum öyle arkadaşlar. Şimdi ben kaçar. Videoyu da, bu herhalde videonun ikinci ya da üçüncü kapanışı oldu. Videoyu beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Sabah saat 5.30 olsa bile size içerik üretmeye, muhabbet etmeye devam ediyoruz. Bak görüyor musun, yolda full Hintler vesaire gidiyor. Tabi bazıları da namaza gidiyor. Ezan şu an biraz önce okundu, bir iki dakika önce. Baba kapıları açmış. Sabah kahvaltıya hazırlık. Felafel, şebati. İşte bu klasik Hint yemekleri.